Değerli katılımcılar, bu sunumumuzda bölgesel stratejik konumun yük taşımacılığı ve lojistik sektöründe tek başına yeterli olmamasının değerlendirilmesi anlatılacaktır. Türkiye'nin coğrafi konumu sayesinde ihracatta nakliye fırsatlarından faydalanabilmektedir. Bu bölge Avrupa, Asya ve Afrika kıtaları arasında odak konumda yer almaktadır. Özellikle Avrupa ticaretinin önemli bir yer edinmektedir. Böyle bir avantajı sayesinde Türkiye, ekonomik faaliyetlerin artması ve ticarete referans kaynağı olarak ele alınmasının etkisi bulunmaktadır. Yaşanan savaş, salgın hastalık ve yük gemilerine karşı yapılan saldırılar sonrası ticari yük rotalarının güvenliği daha önemli hale gelmiştir. Bölgesel krizlerin ortaya çıktığı dönemler, ülkelerin kendi stratejik yapılarına göre en yüksek bir verimliliği alabilecekleri ulaşım, teknoloji ve iletişim yöntemlerini seçmektedirler. Savaş gibi olağan dışı durumlarda ithalat ve ihracat yasakları başlayabilmektedir. Savaş ve salgın hastalık durumlarda en hızlı ve şiddetli etkilenen sektörlerin başında lojistik sektörü gelmektedir. Lojistik sektöründe meydana gelen aksama veya kilitlenmeler, bölgesel veya küresel enflasyonist ortamları meydana getirmektedir. Gıda veya diğer ihracat ihtiyaçların aksamalarındaki sebepler insanlar için önemli kaygıları doğurmaktadır. Meydana gelen savaşlarda ticari rotalarda kademeli veya köklü lojistik değişimleri ortaya çıkartmaktadır. Rusya-Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle Kuzey Koridoru'ndaki yaptırımlar Orta Koridor'un canlanmasına sebep olmuştur. Kuzey Koridoru'ndaki güvenlik sorunları ticari yükleri Türkiye üzerinden Kafkaslara, daha sonrasında Türkmenistan, Kazakistan, Orta Asya ve Çin'e ulaşan bu rotayı değerli hale getirmektedir. Kriz dönemlerinde serbest ticaret bölgelerinin kurulması, riski bulunan demiryolu ve karayolu rotalarında alternatif rotaların hayata geçirilmesi planlamadan ziyade ihtiyaç olduğu her geçen yıl daha iyi anlaşılmaktadır. Yeni lojistik rotaların mevcut ve aktif kullanılanlardan daha çok gelişim ihtiyaç olduğu bilinmektedir. İnsan kaynağına hizmet verecek alanların oluşturulması ve yol zaman maliyet ele alındığında gelişim gösterilmesi, bu alanların iyileştirilmesi, sonrası risklerin minimize edilmesinde önemli katkıları olacaktır. Bölgesel kriz dönemlerinde deniz yolu yük taşımacılığında da olağan dışı artış veya azalışlar ile karşı karşıya gelinmektedir. Navlun sözleşmeleri, sigorta sözleşmeleri, küresel piyasalar, alternatif deniz yolu rotaları ve alternatif taşıma modlarında değişimler yaşanmaktadır. Bu gibi krizlerin en az hasar ile atlatılabilmesi için uzun vadeli stratejiler ele alınarak ortak girişimler ile alternatif rotaların önemi düşünülmelidir. Avrupa ile Asya arasındaki deniz yolu rotası olan Kızıldeniz, küresel yük taşıyan gemilere yapılan saldırılar sonrası armatör ve gemi acentelerini yeni rota arayışına sevk etmiştir. Türkiye bu bölgesel alanda orta kısımda yer almaktadır. Sadece karayolu olarak bölgemizin stratejik kurumuna güvenerek sabit kalınması, uzun vadede geri planda olunmasına sebep vermektedir. Ülkemizde demiryolu ağının gelişmiş olması, yolcu kapasitesine hizmet verdiği kadar yük taşımacılığı ağı üzerinde de artışlarına önem verilmelidir. Doğu Karadeniz demiryolu hattına olan yakınlığımız Türkiye'nin stratejik önemini ortaya koymaktadır. Ancak ek demiryolu kanalları ile daha kısa vadeli planlarla bu yatırımları gerçekleştirilmesi, ithalat ve ihracat yüklerinde demiryolunun ivme kazanmasında önemli bir getirisi olacaktır. Transit kavramı deniz yolu taşımacılığında her ne kadar önemli ise demir yolu yük taşımacılığında da o kadar önemli bir kavramdır. Türkiye'de transit limanların varlığı kıtalar arası sefer yapan gemilerin rotalarını bölgeye çekmektedir. Diğer ulaştırma modları ile entegrasyonun gelişimi bölgesel kalkınmada ve üst olmada önemli birer etken olacaktır. Sonuç olarak tedarik süreçlerindeki aksamalardan dolayı bölgesel ve küresel alanda hayat pahalılığı ile karşılaşılmış olup, lojistik sektörünün yaşamımızdaki önemi bir kez daha kendini hissettirmiştir. Ülkeler bulundukları stratejik konumunun avantajına güvenerek yatırımlarını devam ettirmediği sürece
mevcut durumlarını kaybetme riskiyle her zaman karşı karşıya kalmaktadır. Bölgesel lojistik rotaların farkına varıp öncelikli alan olarak değerlendirilmesi, lojistikte bölgesel güç olma yolunda fırsatlar yakalanacaktır. Türkiye'nin kıtalar arası geçişinde demiryolu ağını yük taşımacılığı potansiyeli üzerine gelişim göstermesi, ithalat ve ihracatta alternatif ulaştırma modu gücünü ortaya koyacaktır. Bölgesel anlaşmalar, alternatif lojistik rotaların güçlendirilmesiyle kriz dönemlerinde riskleri minimize edebilecektir. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz.